İstanbul Park geri dönüyor. Biz de tüm yayınlarımızda yer veriyoruz, konuşuyoruz, altını çiziyoruz. Bugün de bir basın toplantısı ve tanıtım toplantısı vardı. Şimdi bununla ilgili bölümümüze geçiyorum. Okay'a söz vermeden, Okay, sponsorumuza bir söz verelim. Honda'nın sunduğu Formula 1 devam ediyor. Evet, Honda bizim ilk göz ağrımız ve Formula 1 programlarımızda yanımızda yol arkadaşı olarak yer alıyor. Çok heyecanlı bir gün andığım kadarıyla Okay. Siz de yakından takip ediyorsunuz Elif'le beraber. Seni dinliyoruz. Gel gel dedim. Evet. Buyurun. Maskelerden. Çıkartıyorum. Cem Yılmaz. Tamam. Orijinal Cem Yılmaz. Aslında orijinal Cem Yılmaz bu. Ya Cem, maskeyi çıkardım da bıyık görünce yine tam tanıyamadım. Şimdi biraz daha şöyle tam tanıyacağız. Sevgiler. Biz olmasaydık Formula 1 olmazdı Türkiye'de. Bunu net konuşuyorum. Evet. İşte yarış anlatan sayıda insandan ikisi olarak bugün basın toplantısındaydım. Orkun ve Melih. Gerçekten eski günleri yad ettik. Cem çok değişmiş. Kendisini yüzmeye, golfe ve koşuya vermiş. Ama burada gözyaşlarına hakim olamadı. Cem, heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlı. Gerçekten heyecanlıyım ya Apay. Değil mi? Bayağı. Canlı yayında böyle kazalar. Maskeli hayat çok zor oluyor. Biliyor musun? Sen nasıl böyle çenele yapıştırdın onu? Ya ne bileyim, ben bazen böyle kullanabiliyorum ama çok riskliyiz. Tamam, gerçekten. Şöyle yapayım. Şöyle olmasın. Evet. Nasıl toplantısın? Heyecan yaşadın. Şöyle kadroyu yaşanmaz mı? Şöyle tamam, biraz. Evet. Tamam, eyvallah. Heyecan yaşadın. Anlat bakalım. Niye anlatayım? Ama ben pistte dolaşmayı bekliyordum burada. Şöyle bir 8. viraja gideriz, bakarız ederiz diye. Galiba daha biraz şeye ihtiyacı var. Tabii. Rötuşa ihtiyaç var biraz. Öyle gözüküyor. Ama Vural Bey'den söz aldık. Beraber geleceğiz burada. Ama atacağız. Şu anda padok kısmının önündeyiz. Yani burada gerçekten güzel anılar var. Değil mi? O anıların şöyle bir kısmı aklıma gelince, evet, biraz duygulandım ya. Niye duygulan? Çünkü yaşlanıyoruz. Yaş ondan dolayı. Ama siz Kanal D'de yayın yaptığınız için. Evet. Değil mi? Yok, CNN'de asıl yayınları. Yani yarışı Kanal D'de. Ama Kanal D ekibi falan. Tabii. Ulusal bir televizyon. Ya biz CNN, burada, bilmem. Biz burada. Siz çok havalı gidiniz o dönem. Biz getirdik buraya. 40 kişi falandık. Biz getirdik buraya. Evet. Siz her şeyi yaptınız, hazırladınız. Kaymağını dizedik. Evet. Biz entegre olarak buraya Formula 1'in gelmesi için Serra ve Erkan'la çok çalıştık. Ama malı 2005'te bize bıraktınız malı ve bütün ürünün şeyini, kaymağı bizdeydi. Cem Yılmaz, Formula 1, benden sonra Formula 1 anlatan profesyonel spikerlerden biz çok da iyi arkadaş bulduk. Dolayısıyla bu bayrağı Türkiye'de birçok ses taşıdı, bir noktaya kadar getirdi ve güzel anılarımız var burada. Ben de TRT döneminde iki tane anlattım ve gelince sadece o TRT 7 yıl dönemi değil, yani sizin yayın yaptığınız dönemi değil. Bütün gittiğim pistlerin, bütün gittiğim padokların, bütün gittiğim o şehirlerin teker teker kokusunu aldım. Sen de oldun. Aynen öyle. Ben de hepsi birden üzerime geldi. Formula 1 Türkiye'ye geliyor dendiğinde etrafımda arkadaşlarıma Formula 1 anılarımı anlatmaya başladım. Yani askerlik anılarımı anlatırsa hiç unutmazsın. Oğlum bir deneyim anlatıyorum. Aynen. Bak, ben Macaristan'dayız. Pist dağıldı, çıkıyoruz. Trafik var. Arkadan biri start tat tat şöyle yapıyor. Tat tat ne var lan dedi. Tat 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 ne var lan dedi. İndim. Haysaral Frensen. Sen sola çek, ben geçeceğim dedi. Anlamadım ne dediğini. Yani öyle demiş. Sonradan anladım. Sonra giderken yaklaşık 3 dakika sonra böyle bazen hani dil pratiği insanı taca çıkartır. Ya o sola çek diyordu. Ben de dedim ki baba nasıl çekeyim falan. Anlayamıyorum. Ben de Türkçe nasıl çekeyim falan dedim. Üzerime yürü Haysaral Frensen. O yüzden sevmem kendisini. Yol kapalı. Neyse biz çekildik. Geç Haysaral Frensen. 2 dakika sonra Serra Altınlar selektör yapmaya başladı. Bana daha hatta yürüsene falan diye. O da bana şöyle yaptı. Değil. Öyle bir anımız var. Hiç unutmam. O zaman ben de bir anımı aldım. Evet. İşte 2005. Tabii senin yılların hep Schumacher. Herkes Schumacher'ci olmuş. Herkes Ferrari'ci. Abi bana geldi, bize geldi. Renault. Alonso. Abi ne yapalım? Alonso diyoruz. Vay inolar, siz Renault'cusunuz da Ferrari düşmanı da şu kurta kudurda falan filan. Öyleydiniz. İşte, 2 sene üst üste biliyorsun Renault kazandı. Evet. Biz 2006'da işte asgal kadar bir yıl. Böyle bazı yılları diyor, denk geliyor. Bütün yarışlara gittik. Evet. Brezilya'da son yarış. Alonso şampiyon oldu. Motoruma geldi abi. Şu kutlama var. Ben de indim oraya. Ben de
Ya adam içeri girdi yani. Kafayı bir çevirdi. Beni gördü. Direkt geldi böyle omuz omuz. Diyorum ki Serhan çekin bunları. Çekimi de gösterin. İşte Eren Hoca Cem Yılmaz desinler diye. Hakikaten güzelmişti. Ali Uzay'da artık bayağı bir şey olmuş. Var mı onun fotoğrafı? Ya o dönem cep telefonları işte maalesef yok. İşte çok eski. Için, yani fotoğraflar var ama öyle bilen bir sarılırken onunuz yok. Fotoğraf var ama sarılırken yok. Ama cep telefonu olsa tabii anında kamerayı falan çekersin. Sonra bir sayesinde sen de ben de bayağı gezdik değil mi? Evet. Size kameramanlık yapan Elif de bayağı gezdi aslında. Şu anda hakikaten Formula 1'i görmüş geçirmiş üç kişi olarak kamera arkasında. Aslında kızın kameranın önünde olması, bizim arkada olmamız lazımken şu şeye gelsin buraya. Ben onu bırakayım. İstersen ben çekeyim. Bizim yayınlara da gelsene. Valla yani biraz Formula 1 o günlerini konuşalım. Neler yaptınız? Nerede yiyordunuz? İtalyan mı tercih ediyordunuz, steak mi? O Brezilya'da ne yiyorduk yani? Yeşili koyuyorsun böyle sürekli geliyor. Etler ben geliyor. Ben Brezilya'ya gitmedim Elif Hanım. Steak bilmiyor şeyler. Evet. Orada da fizikelle ile aynı masadayım. Ciddi olamaz. Hocam ben... Ya bir abi Renault'cuymuşsun. Gerçekten. Evet, bize geliyordu zaten. Biz de dedik evet. Bunlar Renault'cu. Biz Renault'cuyuz yani. Bunlar Renault'cu. Hep sallıyorduk sizi yani. O yüzden... Ne yapalım abi? Adamlar başarılıydı o zaman. Ne yapalım? Ferrari varsa Formula 1 var. Buradaki ilk yarışı kim kazanmıştı hatırlıyor musun? Kim Raikkonen kazandı. Yine geliyor. Geliyor. Evet, Buzo'dan ama arkadan gelecek. Bu sefer Alfa Romeo'yla gidecek. Alfa Romeo'yla gidecek ama arkadan gelecek. Ön tarafa gelme şansı yok ama güzel bir yarış olacak. Güzel valla. Onunla da anılar var da artık onu bilelim. O zaman programda alındın anılır sen. İyi ki katıldın ya. Valla seni görmek güzeldi. Kendine çok iyi bak. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler sevgili Cem. Çok güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Arıyorum seni. Tamam. Tamam. Evet, Orkuncum basın toplantısı bitti. Cem'le de konuştuk az önce. Güzel bir basın toplantısı oldu. Ural Bey dedi ki sadece dedi 30 liraya biletleri satışa çıkaracağız dedi. Yani öğrenciler de 30 lira karşılığında belirli bölümlerde, açık alanlarda yarış izleyebilecekler. Tabii kademe olarak artar o fiyatlar. Çünkü her yere 30 liraya vermezler. 100 bin seyircinin geleceğini bekliyorlar. Yani 100 bin olmasa bile 60-70 bin sanıyorum bulurlar İstanbul Park'ta. Bu da önemli bir rakamdır. Japonya'dan ciddi gelen arkadaşları da anlatsana. Orada Japonya'da... Okay, Elif. Elif'in sesi de çok güzel geliyor. Aranızda da konuşabilirsiniz. Çok güzel geliyor bize ses. Aynen. Yani birlikte sohbet edebilirsiniz. Anlatmana demesine gerek yok. Kendi de anlatabilir yani. Duyuyorum. O burada onları olmalı lazım. Onları da anlat. Evet. Anlat bakalım. Japonya'da bu sene Formula 1 koşulmayacağı için Japonya'dan gazeteciler gelmiş ve ilk onlar gelmişler. Ve muhtemelen pist yöneticilerinin söylediğine göre bayağı da Japon seyircinin geleceğini düşünüyorlar. Onlar da çok mutlular. Gözlerimiz İstanbul Park'ta ve İstanbul yarışında olacak. Biz bu sene ülkemizde Uzak Doğu'ya hiçbir yarışı gitmediği için, bizim de ülkemize gelmediği için biz İstanbul Park sanki kendi evimizdeymişçesine hem yayın yapacağız, hem izleyeceğiz, hem de gelebilirsek geleceğiz diyorlar. Çok keyifli. 3 kişi gelmişler. Onlardan başka da şu anda yabancı basın yoktu zaten. Evet. Yani buraya bile gelmiş olduk Japonların. Çok güzel, çok keyif vereceğiz. Asfalta biraz baktım. Yani çok kötü değil ama bazı yerlere belki rötuş gerekir. İlk incelemeyi geçmiş zaten. Gelmişler, bakmışlar. İkinci incelemeden de geçme ihtimali çok yüksek. Korunmuş yani pist. Bu dönem içerisinde kullanıldığı için, bir sahibi olduğu için sahip çıkılmış. Bu çok önemli. Çünkü eğer bu kadar süre ara verdikten sonra ilgilenmezseniz pist tamamen çürüyebilirdi. Bu güzel yani. Türkiye'nin halkın vergileriyle yapılmış bir pisti var burada ve o pist korunuyor. Yani kimsenin parası sokağa atılmamış durumda. Önemli bir organizasyon. Ural Bey'in söyledikleri arasında cımbızla çektiğim Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda himayeleri çok önemli. Devlet herhangi para harcamayacak. Tamamen kendileri üstleniyorlar bütün harcamaları. 2021 ve sonrasında takvime girmek için bazı soru işaretleri olabilire dönmüş durumda. Yani aslında bizim yayınlarda konuştuğumuz, eğer bu organizasyonu alnımızın akıyla eğer geçirirsek ve bütün kuralları uyarak geçirirsek ve hem izleyici hem dünyanın buraya bakış açısı istediğimiz gibi olursa, bundan sonra olma olasılığının da takvim olarak çok daha olası olduğunu özellikle vurguladılar. Bu benim için en kıymetli şeylerden biriydi. Evet, çok güzeldi. Bu arada hakikaten şu anda bu garajda olmak, burada mesela bir tane catering araç var. Şöyle bir hafif şey yapar mısın? Oraya evet, doğru gezmek araç istiyorlar. Sevgili Barış Elveren de yazmış. Fotoğraflardan evet görmüştük ama hadi bakalım bir tur atalım. Ben altyazıyı da alayım. Sizdeyiz.
araçlarla bir tur atma şansımız olursa önümüzdeki günlerde Ural Bey'i de davet ettim. Belki bir pist turu Play Spor olarak da burada atarız. Cem'le birlikte geliriz. Cem'le anılara devam ederiz burada. Burası işte burası motorhom. Araçları buraya koyuyorlar, büyük araçları. Arka tarafta pit gördüğünüz gibi. Tribünlerin önünde pit alanı. Yani burada takımın evet. Otomobilleri ve çalışması burada gerçekleşti. Mesela burası birkaç sene önce yanlış hatırlamıyorsam Ferrari miydi? McLaren büyük takımlardan birinin. Büyük takımlardan birinin garajıydı burası. Yani buradan çıkıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Williams da olabilir. Otomobiller burada hazırlanıyor. Oradan bir kapı oradan çıkıyorlar. Soldan basıp gidiyorlar. Tribünler falan da yerinde. Her şey güzel. Sinyalizasyonla ilgili de problem yok. Güzel mesajlar verdi. Özellikle Japonların gelmesi Elif'in de söylediği gibi inanılmaz güzel. Yani birçok insanın buraya gelme ihtimali aslında hani burada harcanacak para, kazanılacak para, kar marjı şusu busu bir tarafa hakikaten Türkiye için bir nefes alma şansı. Yani insanların yeniden burayı hatırlama şansı. Buralak pistin sahibi ayrıca şeyi söyledi. Yani dünya çapında tweetleri de incelemişler. Çok ciddi bir ilgi olmuş. Formula 1 yönetimi bundan çok memnun oldu. Yani Türkiye ile ilgili atılan tweetlerden. Yani Türkiye'de hem yurt dışında atılan tweetlerden %99.9'u da olumlu şekilde atılırdı. Yani güçlü bir kamuoyu oluşturdu bununla alakalı. Buraya çok güzel bir yatırım yaptı. Bu yatırım karşılığında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı harekete geçti. Civarında bambaşka bir takım şeyler yapıldı. Çalışmalar gerçekleştirildi. Yani bir şehir oldu burası. Formula 1 pistinin buraya getirilmesine emeği geçen herkese tabii teşekkür ediyorum. 2003 yılında şu hemen ana tribünün arkasında atılmıştı şey. Temel atılmıştı. Ben de o gün NTV'de çalışıyordum. Başbakan temeli attı Recep Tayyip Erdoğan. Ben de kalabalığa girdim mikrofonla. Başbakan'a ulaşmaya çalıştım. Tabii korumaların dirseklerinin arasında durun falan derken başbakana ulaştım. Uzattım mikrofonu. Dedim ki efendim ne düşünüyorsunuz? İşte güzel olacak, hayırlı olsun. Tabii hani devlet şeyi yapmış, çalışması yaptı. Devlet konuşması yaptı. Devlet adamı konuşması. O da dedi ki biz dedi Schumacher'i izliyoruz dedi. Schumacher'i tutuyoruz demedi de yani Schumacher tabii ki Formula 1 değil. Ailece Schumacher'i izliyoruz demiş yani. Schumacher ismi çok ağırlıklıydı. Yani o günden bugüne 17 yıl geçmiş. Tabii bu pisti yapan herkesten Allah razı olsun. Sayın Bülent Ecevit'e sunum dosyasını hazırlayıp götürdüklerinde uzun bir sunum gerçekleştirdiler. Mümtaz Daincioğlu ve arkadaşlarının herhalde bu konudaki çabalarını da göz ardı etmemek lazım. Pistin yapılmasında çok kişinin emeği vardır. Sayın Ecevit de imzaladı. Hayırlı olsun. Nuri Çolakoğlu o zaman MTV Genel Müdürü'ydü. Biz de ondan öğrenmiştik. Pistin yapıldığını. Türkiye için çok büyük bir değerdir. Yapan da, koruyan da, bugüne getiren de yani çok çok herkesin farklı dönemlerde çok emeği var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk bu kararı veren başbakanından bugünkü cumhurbaşkanına kadar siyasiler de olaya hep sempatiyle baklar. Çünkü bu bir sanayi. Bütün siyaset konuşmalarının, tartışmalarının ötesinde. Bu bir sanayi ve gençlerin sevdiği bir şey. Bizim ülkemiz için de ilham verici bir noktaya gidecektir. Biz otomobil üretme için yola çıkmış bir ülkeyiz. Otomobil üretmeye başlıyoruz. Kısmeti daha da büyütülür inşallah. Oysa burada inandırıcı olmamız açısından yarışların olması çok özel. Destek yarışları falan da yapılacak Türkiye'de yarış haftasında. Yani Kasım ayında Sweet November yaşayacağız. Özetle çok 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 uzatmama gerek yok. Burada keyifli, olağanüstü keyifli bir hafta sonu bizi bekliyor olacak. Umarım pandemiyi bugüne kadar def ederiz, yeneriz veya küçültürüz, azaltırız. Genç insanlar da buraya gelirler ve aralıklarını koruyarak burada güzel bir Kasım gününü gerçekleştirirler diye umudumu belirteyim. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Bir katırımın yanından sizlere veda edebilirim. Elif sen de bir şey söylemek istersen kameraman pozisyonuna ben geçerim. Çok mutluyum. Yok, evet, çok teşekkür ederim. Elif'i de görelim biraz ya. Mutluluğunu, heyecanını sesinden anladık ama. Okay Karıcan. Evet. Evet, cevap kendi pozisyonu. Selamlar.
var. Şöyle maskeyi çıkarayım. Çok mutluyum çünkü bayağı 9 sene oldu biliyorsunuz. Ve ben ilk defa İstanbul Park'ta hem medyaya hem de aslında Formula 1 ile başladım ben bu mesleğe. O yüzden benim için ekstra bir mutluluk var. Burada olmak beni aşırı heyecanlandırıyor. Burada genç arkadaşlarımız, genç gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Elif abla olarak burada olmak bugün bana çok enteresan geldi. Çünkü ben de başladım bir kızdım neredeyse. Bir İstanbul Park'ta yağmurlu bir günde ilk yayınımı yapmıştım ve diliyorum ki bu senede Kasım ayında yine şemsiyemin altında buradan güzel bir anonsla tekrar program yaparım. Flash War olarak dilerim ki burada olabiliriz ve bu heyecanı izleyicilerimize, bizi izleyenlere, takip edenlere gösterebiliriz, yaşatabiliriz el verdiği sürece. Çünkü çok önemli bir şey de söyledi Formula 1 yönetimi. Gidişatın nasıl olacağı, şu anda dünyanın hiçbir yerinde seyircili biliyorsunuz yarış henüz yapılmadı. Önümüzdeki haftadan sonra İtalya'da denilecek, ardından Rusya'da denilecek ve Türkiye'de bu kadar çok koltuk satılabilecek neredeyse tek ülke olacak. Bu sebeple de burada seyircili yapılabilmesi için hepimizin ülkece daha çok dikkat etmesi, buna daha çok katkı sağlaması ve bunu korumamız gerekiyor. Bu rakamları daha da aşağı çekmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çok fazla bahsi var. Türkiye'nin bugün bu takvimde olabilmesinin en büyük sebeplerinden biri tabii ki pist yönetiminin katkısı, isteği, tutkusu. Ben Vural Bey'in tutkusu karşısında gerçekten çok şaşkınlıkla dinledim. Çünkü bahsettikleri rakamlar, yaptıkları işler ve sürecin yönetimi çok çok önemliydi. Genellikle programda süreç yönetiminin ne kadar önemli olduğunu konuştuğumuz zaman ya hadi Ferrari'ye gelin, hadi artık şu takımları konuşun diyordu izleyicilerimiz. Onlar da haklıydı tabii ki ama bunun bir süreç yönetimi olduğunu ve başından sonuna kadar nasıl geldiğini burada anlattığında bir kere daha ne kadar doğru bir taraftan da işlediğini müzik konuyu programda bir kere daha görmüş oldum. Ondan dolayı da mutluyum. Bizim programlarda konuştuğumuz çoğu şeyi Vural Bey burada kendisi de birebir dile getirdi. Bence bu da kıymetliydi. Çünkü ne kadar yakından bakarsanız, ne kadar sürecin içinde olursanız aslında organizasyonu da, yapıyı da ve sorularınızı da, bazı sorularınızı da geliştirebiliyorsunuz. Bu anlamda da kıymetli buluyorum. Çok mutluyum burada olmaktan. Dilerim 15 Kasım'da hep birlikte burada olabiliriz. Teşekkür ediyorum ben de bizi izleyenler için. İzleyenlere teşekkür ederim. Evet. Yavaş yavaş buradan noktalayabiliriz. Tabii programımız bizim sezon sonuna kadar da devam edecek. Cumartesi, pazar, oğuş programları. Bize destek veren Honda'ya da aslında buradan bir selam göndermek istiyorum. Büyük bir ihtimalle Kasım ayında buraya Honda'nın Japon başkanı da gelecek. Evet, o çok güzel bir detay. Evet, çok güzel bir detay. Yani yarış olmazsa Honda olmaz sloganı sahibiler. Yani sporun tamamına sahip çıkıyorlar. Bu çok güzel. Bize sponsorluk yaptıkları için söylemiyorum bunu. Ben yıllardan beri McLaren Honda yıllarını hep anarım. Dolayısıyla onlara da teşekkür ederiz. Çok keyifli yayınlarda onlarla birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bizi devam edin diyoruz. Buradan noktayı koyuyoruz Orkun Yazgan. Çok görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu çizgi sizin için ne ifade ediyor? Ayakkabı, bir çekiç, belki de bir kuş. Ama bizim için bu çizgi bir hayal. Vazgeçilmeyen bir tutku. Bitmeyen bir heyecan. Kazanma arzusu demek. Honda olarak yarış ruhuna olan inancımızla 1964 yılından beri hep bu çizgideyiz. Evet. Müthiş bir heyecan bizi bekliyor. Okay Karacan ve Elif Bek Feraviye'ye çok teşekkür ederim. Onların da heyecanları gözlerinden, yüzlerinden, tüm cümlelerinden okunuyordu. Yarış gününe kadar sayısız yayınla bu heyecanı size yaşatmak istiyoruz. Her zamanki gibi yol arkadaşımız Honda'ya da teşekkür edelim. Honda'nın katkılarıyla. Son bölümde gazetelere bakacağız. Türkiye Futbol